Merhaba arkadaşlar, canlarım, kanalımıza hoş geldiniz. Ne yaparsınız, ne dersiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben şöyle görmüş olduğunuz gibi bir tane alaş patlıcan, bir tane siyah patlıcan. Hemen dalından da koparacağım arkadaşlar. Yeşil biber. Burada arkadaşlar konserve katacağım biraz. Biraz da şöyle kendi yaptığım salçayı nereye sakladıysam yeni çıkardım. Koymuşum bir yere. Bugün ne yapacağım? Patlıcan pişireceğim. Hemen şöyle ocağımı altı fısıldı mı Ali? Biraz öyle oldu galiba. Ya hemen arkadaşlar ocağı yatmışlayın, çatmışlayın. Yemeğimi de koyayım yeter. Öğlen yemeği hazırlığı arkadaşlar. Daha kahvaltı yapmadık. Ali hemen iş sabahın az sabahın derler. Öyle arkadaşlar ben evvel evvelden hemen böyle çayı koyu koymaz ardından hemen öyle yemeğimi pişiriyorum ki ne hemen hazır olsun. Arkadaşlar şimdi bura güneş geliyor. Yeniden tekrar ocak yakmak zorundayım. Ocak varken dedim tüpünü ya boşa vereyim ki ne. Ya, sen de haklısın. Vermeyelim dedim hemen. Sularımı şöyle tencereye arkadaşlar şu şekil çırparak şöyle şu şekil hemen bir tane bir kafa içine sarımsak da koyabilirim. Böyle elif yok ya. Bence de güzel olur. Sarımsak atayım sen dur içine. Pişerken koyayım. Yeşil biber atalım. Karabiberimiz bilmiyorum arkadaşlar. Domateslerin yine kızarmıştır. Bak baktın mı akşam? Hemen bir Ali bir gün de domates kızarım. Sen de yapma eyleme. Vakti geldi onun için. Yok yok. Bir gün de domates kızarmaz Ali. Daha bir gün de domates olur mu olmaz. Alaç alalım. Şurada kahvaltı yaşattım. Onu kahvaltı yedim dilimleyin. Kahvaltıda yiyelim. Sapıyla beraber arkadaşlar şöyle göstereyim. Biraz şuradan. Bıçak bunu koruyu mu almışım ki ben? Şuradan. Şu şekil. Ali diyecek şimdi içine et koy. Koymam ki. Yok yok koyma. Koymam. Koy desem çünkü, de koymadığın için. Çünkü niye diyeceğim arkadaşlar ben etli sevmiyorum. Eşim gerçekten kıymalı etli daha çok seviyor. Onun için ben bugün koymayacağım. Geçen ben onu kırmadım. Tek başına yedi arkadaşlar türlü. Çölmekte bir şey dedim hatta. Aa ben bunu çölmaniye koymadım. Benim kafa niye duruyor? Çölmek de yanımdaydı ha. Boşaltalım. Buyur verirsin Teş Hanım. Ya ben, şey yapsın. Dur onu boşaltayım. Olmazsa çölmeğe koyayım. Çölmek de yapayım. Çölmeğin kokusu sinirimin daha bir başka oluyor ya. Daha lezzetli oluyor arkadaşlar. Hemen şöylece yeşil biberimizi de biraz iri doğrayacağım şöyle hani. Taze yine arkadaşlar. Yetmese bir tane daha alabilirim. Akşamı da belki yeriz. Olur mu? Az olur. Gelirse. Bir patlıcan daha alayım. Şu patlıcan arkadaşlar bakın. Gördün mü şundaki şu farkı hani onda da çekirdek yok ama. Biri beyaz. Aynen. Şu daha bir lezzetli oluyor. Bunun tohumunu yine bir tane koyalım da batırmayalım arkadaşlar. Her zaman bulunmuyor biliyor musun? Bence de. Patlatmalıymış ha tam. Patlatmalıymış. Bir patlıcanlarımız hepsi şöyle böyle böyle bir doktada kurutmasını patlatmasını da yapıyorsun. Arkadaşlar. Siz ne diyorsun? Halicim. Güzel. Biraz bu büyük olduğu için şöyle hemen bunu dörde. Şimdi bunun yanına bir tane bir patlıcan daha bulmam lazım. Biraz gözüme az geldi arkadaşlar. Kıyamadın mı? Arkadaşlar hiç de kıyamaz patlıcanlarla. Yani kartaldıracak illa. Taze taze alıversene. Kusura bakma. Patlıcan hiçbir zaman boyu büyük olduğu zaman iyi olur. Çekirdekli olur hanımefendi. Bicimcik olmaz. Bak deminki nasıl güzel. Şu tohumluk. Aha orada varken niye ufak elleyin ki? Aha orada da işte. Onu alacağım. Hadi alacağım. Küçücük. Bu tohumluk elleme. Siz aldığınız zaman bana tohumluk da bırakmıyorsunuz. Elif gelince ben demem Elif. Kızım şu patlıcanları bir topla deyin. Patlıcanları toplaymış. Toplayayım
topladığınız kızmıyor. Ama koyduğum tohumlukları bir daha öyle koyacağım. Tek gelmiyor hala. Sana bakma. Sen hiç Hatice şey yapsın da nasıl olursa olsun demeyin. Değil mi? Anca öyle ondan sonra sinirlendiriyor. Ben sabah sabah cil biberi Hatice'ye getir. Çin'e bir tane de getir. Onu da sen getir. Duydun mu beni? Getirmiyorum. Getirme, sen getirme. Elim bayağı mı? Sana ne bu da adam var? Huysuz. Alır gelirim. Sensin huysuz. Arkadaşlar hep bana suç veriyorsunuz da. Siz kamera aradın da ne olduğunu biliyorsunuz mu? Allah'a mı? Ha, bilmediğiniz için bana mahna veriyorsunuz. Ali'ye şey yapıyor değil. Siz o kestiklerini bir duysanız hep ben de yan olursunuz. Siz Ali'nin böyle şeker gibi, pamuk gibi korktuğuna bakmayın. Kamera arkasında neler tutuyor? Çabalığınız var mı sizin? Yok. Pişmana ne gerek var arkadaşlar? Bak karşımda şu anda. Doğru söylüyorum. Yani arkadaşlar... Konuş, konuş. Arkadaşlar oraları kestiği konuş, için... Konuş, kesmeyeceğim, konuş. Yok yok, oraları arkadaşlar kestiği için siz ne tuttuğunu bilmiyorsunuz ki. Aha bacak deminden nasıl güzel yanıyordu? Dumansız yanıyordu, biliyor musunuz mu? Şimdi elcik kasıldığı zaman ne yapıyor? Buradan tütmeye başlıyor. O da arkadan işte öyle arkadaşlar. Kimsenin içine girmeyince ne olduğunu bilmiyor. Ancak Hatice Hanım ala şeker, Hatice ala acı değil mi? Neyse derdim iyice dertlendim. Fazla konuşmak istemiyorum. Derdim çoktur hangisine yanayım değil mi? Aynen. Çünkü arkadaşlar. Eyvah türkü söylemesin de bilmiyor arkadaşlar. Bu. Bilmiyorum. Bilsem arkadaşlar gerçekten türkü de bilmiyorum. Bazen böyle sinirlendiğim zaman, arkadaşlar dertlendiğim zaman ne yapacağımı da bilmiyorum. Kusura bakmayın. Tamam mı canlarım benim? Başka kendim atalım. Allah razı olmadı. Yok yok Allah diyor. Sinirlendim gene. Allah razı olmadı. Bunu kabul et. Yok Ali yok. Buldun benim gibi şeker gibi adamı. Konuş bakayım. İğne iğne. Şu acı biberi aynı ısırısında şurayı nasıl yakar ya. Ben de öyle yandım da işte öyle zannediyorlar. Kusura bakma da. Eh bakayım. Yani, sen yani dışarıda böyle şeker gibi kokuyorsun. Ama ağzını aldığın zaman aha. Aha. Neyse. O kadar da olsun ya. Neyse gayrı fazla derine girmeyeceğim arkadaşlar. Değil mi? Acı biber mi istiyordun sen? Acı biber istiyorum. Hadi git de bir tane alayım da geleyim. Şurayı da ben getiririm sen buraları toparla tamam. Adamıyla hiç iş yapmayı sevmezdim ama. Hatice Hanım biberlerim. Gittim. Getirdim. Ah. Tamam. Fazla gelir herhalde. Yok ya o kadar acı değildir. Taze dalından alıyoruz ya. Bir de zehir gibi olursa ne olacak? Yeriz ondan ne olacak? Acı yeriz bir sefer. Şimdi şöyle bir tane bakmam lazım. Neyse şunu da şöyle sabah sabah ağzım. Bütün at bütün. Bütün mü? Aha, bütün attım be acısı çıkmaz. Bir denesini yardım o zaman. Tamam. Tamam. Burayı da şöyle aldım. Ocakta yine ağır ağır. Tutuşlandı. Sular olsa diyorum Hatice, patatesinden, sarı sarımsağından, bezelyesinden her şeyini aslında kendim üretmeyi istiyorum biliyor musun? Şuncağız, görüyorum ne kadar, şeyi de ne kadar güzel kokuyor arkadaşlar. Gerçekten yani şey yapmamış gibi olmayayım. Bu hazır aldığımızdan biraz daha katlı arkadaşlar. İnşallah hepsi de olacak değil mi? Hem hadi orada çengeye daldık demekler de yakmayalım bir bana ver. Bir elimle karıştır, ben bir elimle video çekip bir elimle yemek yaptığımı biliyorum. Hadi sen yol sen. Hatice Hanım daha soğanda bir şey yok. Yok mu? Yok. O yanarsa yanar canım. Ona da bakalım. Ona da bir bak. Karıştır onu diyorum. Oo, ben bu... yanacağını biliyorum. Onu bir yanına yanmamış. Çekelim. Onu şu afiyet çekelim hemen. Aa dibine yapışmış. Ya ben biliyorum. Gel. Halı yanında da şeyi de biliyor musun? Ben hemen suya çekeceğim. Isınmış mı? Isınmamış daha bir de. Hadi gene çareler tükenemez. Çareler tükenmez. Bunu niye şey yaptık ki? Şuradan bir damla su. Arkadaşlar doğruyum derken suanı onu bunu şöyle az bir damla. Çare tükenmez. Çünkü yine salaç tane değil mi?
Ama güzel gene kokulunca da oluvermiş ha. Dibine sarmış. Aroma olur yanık kokusu. Arkadaşlar eşim unuttu. Ben onu doğruya işte hani sohbete daldık değil mi? İyi şöyle yok, oldu iyi, biraz. Bir şey yok. Bir tane bakayım mı tipişti ki ne? Bak bakayım. Bir tane şöyle. Pişmiş hamur olmuş. Tuzunu da verek de içine sinsin. Tuzunu az koy. Karabiber bulamadım hadi. İyi tamam önemli değil. Alırım. Bazen nereye koyduğumuzu bulamıyoruz arkadaşlar. Mutfakta tandırdı derken. Bitmiş, bahçeydi kalmamış, derken. Kalmamış bir. Şey yapmamış değil canım. Ona hemen yumurtamızı şurada kaç tane dördünü de kıralım diyorum. Sen bilin. Dördü çok gelmez mi iki kişiye? Gelmez. Yeriz bir şey olmaz. Ya. İyi hadi o zaman. Açıktan gözümü olma rahat. Ya da baldıracağım arkadaşlar. Bunlar da doğrayın. Doğru, boşa gitmesin. Elif yoğurken bol bol yiyor sarımsağı. Arkadaşlar ağzına geldiği zaman Elif yemiyor sarımsağı. Böyle şeyin de kokusunda falan yiyor da bu ağzına geldiği zaman yemiyor. O zaman aha, dövüp de atacağım içine. Tavuğum bağırıyor, oradan yumurtluyor. Yumurtlasın. Yumurtayı arkadaş büyüğü neden aziyet oluyor ama aha kolluktan böyle gördünüz hemen alıp geldiğim zaman dünya benim, mutluluk benim. Bazen eşim diyor ki, Hatice diyor, yem şu para diyor, ondan sonra diyor, ben sana diyor dört kolu diyor yumurta alırım ayda, eder 200 lira 50 şeyden diyor. Ama ben onda diyelim ki Nali. Yumurtanın kolisi 60 lira olmuş Hatice Hanım. Kim diyor? Çoktan oldu haberin yok mu? Yok benim yumurta almadığımı bilmiyorum ki ne. Ya. Böyle arkadaşlar 10 yıl saklasam şişeye sıcağıyla. Bir şey olmuyor. Şimdi salçamı güzelce şöyle kaşıkla sığmıyor ama pek küçük olur bence de. Kıyamadı da arkadaşlar. Yok yok fazla da şey de katacağım ya. Onun için de canım. Tuzunu şey ilave ettim değil mi? Baldıracağım üstüne. Vallahi mis gibi koku geliyor. Karnım acık da arar. Akşam da cicik atıştırdım biliyor musun? O şuna cacığı yediğim halde yine acıktım. Bu da yine şöyle arkadaşlar. Fazla arkadaşlar ben bu şeyi yeniden mesela yeni alıyorum ya. Hani belki bazı arkadaşlarımız atabilir. Ben bir sene daha kullanıyorum kapaklarını. Şöylece göstereyim arkadaşlar. Gördün mü Ali? Hiçbir şey var mı? Yok. Şöyle hemen az bir tarafından böyle bıçağı hani böyle 5-6 yerinden yapmıyorum arkadaşlar. Onun için bir sene daha kullanıyorum. Şimdi yeter mi? Yeter. Orada bir sabah ne oluyor? Şimdi şunu da şöyle koyalım. Sarımsak, tuz, cin biberi. Güveci hazır. O biz şimdi neden yemeğimi hemen sabahtan koyayım? Şimdi anladın mı? Anladım. Biz şey yapar tane. Arkadaşlar tıkır pişiyor. Kahvaltıyı hazırlıyor tane bir taraftan da bir şey öğlenler. Güneşe kalmamış oluyor. Şimdi şöyle. Hem sabah serinliğinde. Suyunu da şöyle koyduk. Fazla sulu olmasın değil mi? Yeter. Tabii. Alacağız zaten. Hamur gibi olur. Ama güzel oldu. Hani şöyle. İç biberler de ne güzel oldu ha. Salçası iyi olmadı mı? Domatesle. Gayet de salçalı arkadaşlar. Güzel. Yeter. Bu burada tıkırtasın. Tamam. Tamam. Arkadaşlar. Güneşi gördüğü zaman bana hak verirsiniz. Bakın güneş tepeme geliverdi. Aliciğim, patlıcanımız da çok güzel olmuş. Mis gibi olmuş. Ellerine sağlık. Şimdiden koyup da insanın yiyeceği geliyor. Ha. Şuradaki güzelliğe bakın. Canlarım benim. Canlarım, bugün de bir videomuzun sonuna geldik. Umarım videolarımızı beğenirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın canlarım benim. Hoşça kalın arkadaşlar.